Yani aslında baktığınızda maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe bizden biraz daha üstündü. Maçın tabii ki de böyle başlamamız bizim tarafımızdan üzücüydü. Sonrasında 15-20 dakikalık bölüm geçtikten sonra maça ortak olduk ve gidişatına doğru yönlendirmeye başladık. Biliyorsunuz ki biz kendi evimizde oynadığımızda dominant futbol oynamayı seven bir takımız. Birkaç tane şansımız oldu. İkinci yarıda özellikle başlarda Gravilion'dan çok güzel bir şut geldi. Üst direkte patladı biliyorsunuz. Maçın genelinde de birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik tabii ki de. Ama şunu da söylemek lazım. Hani gösterdiğimiz performansa göre, rakibin de gösterdiği performansa göre 0-0 doğru skordu. Tabii ki de bu bizi memnun etmiyor. Çünkü biz kazanmayı seven bir takımız. Memnun değiliz kazanamadığımız için. Ama rakibi de tebrik etmek lazım. İyi bir takıma sahipler. İyi yetenekli futbolculara sahipler. Onlar da buraya kendi skorunu almaya gelmişler ama biz de tabii ki de dediğim gibi evde oynadığımızda galip gelmeyi seven bir takımız. Maçın sonucu da doğru bir sonuç. Bizi üstse de doğru bir sonuç 0-0. Yani aslında baktığınızda hakemlerle alakalı her maçta böyle bazen soru işareti olabiliyor insanların kafasında ama bu maça geldiğinizde seyri hem çok güzeldi hem de gerçekten çok tempolu geçen bir maçtı. İki takımın tarafından da bu şekilde geçti. O yüzden oyun geneline baktığınızda çok fazla bir şey söyleyemeyiz hakemle alakalı. Gerisine baktığınızda biliyorsunuz ki hani kazanmak istediğimiz bir maçtı bizim. Hani biz genellikle ben hoca olarak dominant futbol oynamayı seven bir hocayım. Yani her zaman galibiyet için sahaya çıkartırım takımımı. Ama tabii ki de Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Gerçekten iyi bir takıma sahipler. Bireysel yetenek olarak çok üst düzey futbolculara sahipler ama bizim de kadromuz tabii ki de bu şekilde kaliteli ve bizim futbolcuların gösterdiği performans da açıkçası beni memnun etti. Çünkü sonuna kadar da mücadele verdik. Şimdi milli takım arası var. Milli takım arasında da birkaç gün iznimiz var. Futbolcuların da zihinlerini temizlemesi gerekiyor. Temizledikten sonra da tekrardan birleşeceğiz ve çalışmalara başlayacağız bir dahaki maç için Kayserispor'la, çünkü maçımız var biliyorsunuz. Yani aslında tabi caizse parmak bastığın için teşekkürler bu konuya değindiğin için. Evet 7. galibiyeti alsaydık evet belki bizim için tarihi bir sonuç olurdu. 7 tane galibiyet üst üste olurdu ama şunu da hatırlatmak lazım. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık ve mücadele verdik ve herhangi bir şekilde kimseyi suçlayamam. Çünkü baktığınızda gerçekten çok iyi bir performans gösterdik. Takım halinde oynadık ve kendi oyunumuzu empoze etmeye çalıştık. Tabii ki de galibiyet serisine devam edemediğimiz için tabii ki de mutsuzuz ama pozitif bir çizgide devam ettiğimiz için de mutluyuz. Çünkü baktığınızda ligde biz şu anda hala 3.yüz. Diğer takımlarla eşit puanda olsak da avarajla biz hala 3.yüz. O yüzden geri döndüğümüzde yapmamız gereken şu: nerelerde daha iyisini yapabiliriz, nerelerde hata yaptık onları düzelterek devam edeceğiz çalışmaya. Başka bir sorunuz var mı? Teşekkürler.